Bugün mecliste grup toplantısı yapan bir diğer parti de CHP'ydi. Yeni dönemin ilk toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koalisyon tartışmalarını değerlendirdi ve hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 7 Haziran'dan sonra yapılan ilk grup toplantısında konuştu. CHP lideri konuşmasında koalisyon mesajları verdi. Kurulacak olan koalisyonun, hükümetin demokrasiyi onarma hükümeti olduğunu da herkesin bilmesini isterim. 13 yılda yaşanan tahribatın kesinlikle onarılması gerekiyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eleştirilerde bulundu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı anayasal sınırlar içine çekilmek zorundadır. Bir cumhurbaşkanı az konuşur, öz konuşur. Yerinde ve zamanında konuşur. Sabah akşam konuşmaz. Benim meşruiyetimi tartıştırmam. O zaman anayasal sınırlar içinde kalacaksın. Hükümetin Suriye politikası da Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. 2 milyonun üstünde Suriyelinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Aslında biz 2 milyon üstünde diyoruz ama belki de 3 milyon, belki de 5 milyon. Kimse sayıyı bilmiyor. Kimse. Ne iş yaptıklarını da kimse bilmiyor. 5,5 milyar dolar para harcadık deniyor Suriyelilere. Bu 5,5 milyar dolar nasıl harcandı onu da kimse bilmiyor. Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye'ye girme planını eleştirdi. Şimdi acaba Suriye'ye girelim mi girmeyelim mi? Nasıl gireceğiz Suriye'ye? Tampon bölge oluşturalım. Sayın Davutoğlu'na, geçici hükümetin başbakanı olan Sayın Davutoğlu'na yine seslenmek isterim. Senin adına başkaları konuşmamalı. Suriye konusunda önce sen konuşmalısın. Sen konuşacaksın ki senin başbakan olduğunun farkına varalım biz. Senin yerine başkaları konuşuyor ve sen sesini kesiyorsun. Ve sen susuyorsun. Suriye'ye gireceğiz. Niye gireceğiz Suriye'ye? Hangi gerekçeyle gireceğiz Suriye'ye? Akan kan yetmedi mi? Şimdi sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi?